Jeopolitik kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü gündemimiz yine çok sıcak bir gündem. Özellikle ABD'den gelen çok kötü haberler oldu dün özellikle. Yaşanan o elim olay, yani Trump'a saldırı, suikast girişimi de diyebiliriz. Bu manada hem Türkiye'yi hem dünyayı, özellikle de ABD kamuoyunu ciddi etkilemiş durumda. Bu bizim için çok şaşırtıcı gelebilir Türkiye açısından ama özellikle ABD bu konuda çok sabıkalı bir ülke. Şöyle bir geçmiş yüzyılına baktığınızda aslında çok fazla başkan adayına suikast girişimi olmuş. Bazı başkanlara hatta başarılı girişimler olmuş ve cinayete sebebiyet vermiş. Bunlardan en yakın ve meşhur örneği de biliyorsunuz John F. Kennedy cinayeti. ABD kurumları bu konuda maalesef Kongresiyle birlikte zaman zaman siyasi davrandığı ve ona benzer refleksler verdiği için bu tip konular yaşandıktan sonra gerek araştırma komisyonları, gerek FBI'nin araştırmaları veya daha sonra bu araştırmaları yapıp emekliye ayrıldıktan sonra bazı kurum yetkililerinin verdiği beyanatlar halk üzerinde kafa karıştırıcı sebeplere ve inandırıcılıklarını yitirmesine sebep oldu. Dolayısıyla evet, komplo teorisine ben çok karşıyım. Gerçeklikten kopuyoruz ve maalesef gerçeği bazen tam manasıyla algılayıp takip edemiyoruz. Buna hazırlık yapamıyoruz ama bu tip sebebiyetler verirsen ABD halkının da bu manada ciddi komplo teorileri kurmasına şaşırmamak gerekir. Bugün de çok enteresan bir tabii meseleyle karşı karşıyayız. Trump'ın Butler'da yapmış olduğu seçim konuşmalarından birisinde yaklaşık 20 yaşların başında olarak tespit edilen Thomas Matthew Crooks adında bir genç yüksek bir platforma çıkarak Trump'a doğru ateş ediyor ve Trump'ı kulağından yaralıyor. Yine topluluk içerisinde bir kişinin hayatına mal oluyor ve yaralananlar da olduğu söyleniyor. Bu tabii ciddi şok etkisi yarattı. Trump'ın ardından özellikle platformdan Secret Service çalışanları tarafından ve korumalar tarafından aşağı indirilmeye, bir an evvel hastaneye götürülmeye çalışırken Trump'ın orada yumruğunu havaya kaldırması ve halen bunu biraz da siyasete doğru kullanmak istemesi, buradan o anında bile oy alabilmek için gücünü göstermek açısından orada durmaya inat etmesi ve halka tekrardan selam vermesi de bir ilginç görüntüler meydana getirdi. Bununla ilgili birçok ironi de dönüyor ülkemizde de. Ama burada tabii başta bazı taraflarda hemen bir hedef gösterildi. Yani demokratlar tarafından yapılmış ya da ona yakın kurumlar tarafından yapılmış derin devlet ilişkisi diye belki tabir edilecek noktalarda eleştiriler geldi. Demokratlar da ya kardeşim bak gelen verilere göre, yani FBI'nin verdiği veriler olarak ABD basını bunu kamuoyuna sızdırmıştı ama yani işte bu Matthew'un Cumhuriyetçi Parti'ye üye olduğu ve ilk seçimde de aslında Trump'a oy vereceğiyle ilgili konuşmalar oldu. Diğer taraftan da başka kafa karıştırıcı bilgiler var. Yani 17 yaşında bu çocuk o dönemlerde Act Blue diye tabir edilen demokratlara yakın, özellikle de demokratların sol liberal ve aşırı sola yakın tarafına daha teşne olan grupların o dönemde bir sivil toplum inisiyatifi gibi kurduğu ve oyunuzu verin diye propaganda yapan bir yere $15 bir yardım ettiğini de kamuoyuna sürdüler. Yani burada şimdi öyle bir denge karıştı ki, yani cumhuriyetçi mi, demokrat mı vesaire mi? Tabii dün ilk bilgiler geldiğinde ben hani bununla ilgili Twitter'ımda da yorum yapmıştım ama oradaki iki noktaya ben parmak basmak istedim. Birincisi, özellikle ya ruhsal bir hasta olabileceğini, çünkü genç nüfus üzerinde ciddi yaşanan ekonomik buhran, farklı sebepler, sosyal medya etkisi, fazla politize olmaları, başka sorunlar gibi nedenlerden dolayı böyle bir ruhsal sorun yaşayan bireysel bir olaya sebebiyet olmuş bir kişi de olabilir ya da radikalize de etmiş olabilirler.
Ya da dedim yani bir false flag olabilir. Yani sahte operasyon. Yani bu illa Cumhuriyetçi Parti'nin kendi içerisinden değil ama belli çıkar grupları ya da oraya yakın ya da değil birileri tarafından yönlendirilmiş ve buradan bir mağduriyet üzerinden oy devşirme harekatı da olabilir diye demiştim. Ama şimdi tabii daha sonra detayları gelince genç AR-15 yarı otomatik silah kullanıyor. Şimdi bu da ayrı bir tartışma. Yani bireysel silahlanma biliyorsunuz yıllardır demokratlar diyor ki burada bazı yasalarla biraz zorlaştıralım, testlere tabi tutalım, herkes her silahı alamasın vesaire. Cumhuriyetçiler de bunun anayasal bir hak olduğunu, geri alınamayacağını savunuyor ama tabii bu ABD'nin kendine has bir tartışması. Bizde de aslında bence tartışılması gerekir. Şimdi bunun avantajı olmakla birlikte böyle bir olaya da sebebiyet verebiliyor. Çok normalde aslında bir vatandaşın elinde bulunmaması gereken seviyede bir silahın böyle bir gencin elinde bulunması ve özellikle de yani bu seviyeye gelip oraya giden bir kişi kendisinin de öldürülme ihtimalini az çok biliyordur. Bu seviyede bir psikiyatrik sorunu olan bir gencin elinde olması da tabii ayrı bir tartışma konusu ama yüksek bir platforma geçip oradan Trump'a ateş etmesi dediğim gibi ilk başta false flag mi değil mi bu da tartışıldı. Ben de böyle bir yorum getirdim ihtimaller dahilinde diye. Ama yaklaşık 140 metre gibi bir alandan ateş etmesi yani sniperlar özellikle yani kuvvetlerde askeri kuvvetlerde çalışan yani bu işi profesyonel yapan insanlar da şunu bilir ki yani o mesafelerde sadece iyi bir atışçı olmak değil rüzgarın yönü, gücü, işte özellikle gözün iyi görüp görmemesi o an için bir stres faktörünün olup olmaması, nefes, silahı tutuş şekli, oradaki toplumsal hareketlerin rahatsız edici olması, işte dürbün tarafındaki sıkıntı ya da vurmak istediğin hedefin ani hareketlerde bulunması gibi birçok yüzlerce parametre var. Bunların içerisinde yani kulağına denk getirmek öyle kolay bir mesele değil. Burada belli ki hedef direkt kafası ama muhtemelen oradaki Trump'ın sürekli hareket etmesi tam denk getirilememiş. Kaldı ki yani oradaki toplumun içerisinde de dediğim gibi bir kişi öldü, yaralı olanlar olduğu söyleniyor. Burada net olarak öldürme niyetiyle gelmiş. Dolayısıyla hani buradan ne kadar mağduriyet çıkıp da diğer tarafa yarar, o ayrı bir konu. Dolayısıyla birinci ihtimal daha da artıyor. Yani burada çocuğun psikiyatrik sorunları olma ihtimali artıyor. Çünkü şöyle bir enteresan hikayesi var. Eğer siz de takip edebildiyseniz. Dediğim gibi çocuk 20'li yaşların başında. Liseyi başarıyla bitirdiği söyleniyor. Matematik yarışmalarında birincilik ödülleri varmış. Bununla ilgili hatta videolar paylaşıldı. Tabii bunlar ne kadar teyit edilebilir? Son dakikalarda işte ya da bir gün içerisinde ortaya çıkmış şeyler. Ve etrafı tarafından özellikle mahallesinden yorum yapanlar, etrafından yorum yapanlar çok sessiz sakin bir çocuk olduğu, daha önce hiçbir suça karışmadığı, ailesinin yine eğitimli bir aile olduğu bundan bahsediyorlar. Ama aynı zamanda farklı noktadan bakanlar da var. Yani çocuğun okulda mobbing gördüğü, kendi içine kapanık olduğu, arkadaşları tarafından benimsenmediği, dolayısıyla psikolojik sorunların da olduğu ya da olabileceği üzerinde duruyorlar. Şimdi bu tip karaktere sahip olan gençler özellikle kendi içine kapanınca ciddi bir buhran yaşayabiliyorlar. Şimdi böyle olunca bu işin arkasında bir şey var mı yok mu noktasında tabii şuna bakmak gerekiyor. Yani muhtemelen de ajanslar bunu araştırıyordur şu anda. Çocuğun internet üzerinden radikalize olma ihtimali ve bu da genelde dark web üzerinden oluyor. Karanlık internet diye tabirle edilen daha farklı sistemler üzerinden ancak girebileceğin ve yakalanması çok daha zor olan bir sistem üzerinde dünyadaki ne kadar hani organize suç örgütü ya da terör örgütü son 10 yılda özellikle buradan besleniyor. Hatta en yakın örnek olarak Almanya'da Hanau'da gerçekleştirilen saldırıdaki kişinin bilgisayarına el koyduklarında orada malumunuz birçok Türk vatandaşını katletmişti. Bilgisayarından çıkan verilerde yine aşırı sağcıların toplandığı
belli başlı gizli forumlarda birbirleriyle fikir alışverişinde bulunduğu, fikir verildiği, hatta kimilerine göre talimat aldığı gibi tartışmalar çıktı. Bununla ilgili bilgiler olduğu söylendi. Bunu mesela yakın tarihte en çok hangi örgüt kullanıyordu? Sizin de hatırlayacağınız IŞİD kullanıyordu. Bu Dark Web üzerinden özellikle yakaladığı ekonomik ya da psikiyatrik buhranda olan gençlere telkinle yavaştan yavaştan, hatta bazıları Müslüman olmayanlar bile vardı daha sonra o forumlar üzerinden Müslüman olmuş. Kendilerine göre Müslüman olmuşlar tabii. Bunların oradaki radikalizasyonu sonrasında orada işte silahın nasıl kullanılacağı, hangi silah kullanacağı ya da patlayıcı madde nasıl yapılacağı ile ilgili bile bilgiler ve videolar vardı. Bunlar üzerinden birçok Lonely Wolf denilen, yalnız kurt denilen, sadece aşırı sağ değil, dinci örgütlerde tek kişileri ya da özellikle genç ya da orta yaştaki kişileri radikalize edip Avrupa'da ve ABD'de çok sayıda fazlaca suikast girişiminde ya da bombalama etkinliklerinde vesaire kullandı. Dolayısıyla bu çocukta da böyle bir emare olabilir. Çünkü anlatılan profilde daha önce hiç suça karışmamış genç bir çocuğun bu kadar riski göze alıp belki de ölmeyi göze alıp, çünkü oradan kurtulma şansı çok zor. Bu arada şu eleştiri de yapmak lazım. Yani hep ülkemizde ABD çok güvenlikli, polis silah kullanıyor, Secret Service rahat hareket ediyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Evet, çok güvenlikli ülke, çok iyiler bu konuda, biz yapamıyoruz eleştirisi de aslında o gün o çocuğun oraya rahatça çıkması, pozisyon alması, silahını yerleştirmesi, hazırlık yapması, vatandaşlardan biz gördük, uyardık, bağırdık diyenler var. Ne kadar doğru o da çıkacaktır zamanla. Bu denli uzun bir süreç içerisinden geçip orada bulunan gerek devletin kurumlarından yetkili sniperlar olsun, gerek oradaki Secret Service ya da yakın korumaların buraya bu kadar uzun zaman müdahale edememesi de ayrı bir ciddi sıkıntı. Kaldı ki platform üzerinde korumaların herkes "aa bakın nasıl koruyorlar" vesaire, etrafına çember oldu diyorlar ama çok sakıncalı görüntüler verdiler ve çok amatörceydi. Bu da ABD için ayrı bir tehlike çanı. Yani ABD Başkanı, ileride Trump yine olacak mı bilmiyoruz, ne kadar iyi korunuyor? Yani bu kadar araç var, bu kadar koruma var. O da ayrı bir tartışma noktası. Tabii bunu da komplo teorisine çekecek olanlar vardır. Yani çocuk evet oraya gelmiş ama haber alanlar olmuştur ama es geçmişlerdir, bilerek müdahale etmemişlerdir. Arkadaşlar, burada bir kişi, iki kişi müdahale etmemesinden bahsetmiyoruz. Yani ciddi bir pasif bir durum var onlarca oradaki koruma yetkilerinde ve farklı kurumlarda. Bu da Amerika'da ciddi tartışılıyor ve tartışılması gerekir, gözden geçirilmesi gereken bir konu. Buradan ne çıkacak? Ciddi bir bağlantı çıkar mı? Ya da bu olayın üstü de ruhsal bir hasta, işte okullarda ateş eden çocuklar gibi bu da deyip nasıl olsa işte suikast girişiminde bulunan Crooks da öldürüldü, üstü kapatılır mı? Buradan Demokrat ve Cumhuriyetçiler birbirlerine saldırarak seçimlere gidip dediğim gibi belli bir hedefe varmaz mı? Onu varır mı varmaz mı? Bunu bilmiyoruz. Ama tabii çok ciddi sarstı ve bu saatten sonra ABD'deki seçimin çok daha fazla tansiyon getireceği, bu tansiyonun artacağı ayrı bir konu. Mağduriyet kasmak için bu yapıldı denilenlerle ilgili şunu söylemek gerekir. Yani Trump'ın gerçekten sevdiğimden değil, hiç haz etmediğim bir tip ama bu mağduriyete ihtiyacı yok. Çünkü bu seçimi Cumhuriyetçiler ya da Trump kazanmayacak, Demokratlar kaybedecek. Yani bu suikast olmadan önce en son hatırladığım, yanlış görmediysem size de denk gelmiştir. Yani Biden başka bir paralel evrende yaşıyor. Alzheimer mı, Parkinson mu ya da her ikisi mi nedir bilmiyoruz. Çok fazla iddialar var. En son konuşmasında yani Japonya ile Kore'yi birleştiriyordu. Adam Birinci Dünya Savaşı'nda herhalde yaşıyor. Japon İmparatorluğu halen var olduğunu ve oradan emperyal bir şekilde Çin'e ya da Kore'ye çıkacağını herhalde bekliyor. Böyle enteresan konulardan anlatıyor. Olmayan meselelerden anlatıyor. Ülkelerin isimlerini karıştırıyor. Hastalığından kaynaklanan, büyük ihtimal yaşlılığından. Öteki adayı zaten normalde de bilmiyor. Yani
neyin ne olduğunu, dünyada nerede olduğunu tam bir cahillik örneği. Cahil zengin örneği olabilir. Yani oportünistin önde gideni. Bu manada da zaten ülkemizdeki ben şu tartışmayı da çok anlamış değilim açıkçası. Yani biz neden başka ülkelerin seçimlerindeki adaylara bir fan grubu kuruyoruz, bu kadar övüyoruz, kraldan fazla kralcılık yapıyoruz. Yani Türk'ü dünyada kim seviyormuş? Yani bir kardeşimiz diyebileceğim bir Azerbaycan, bir Pakistan var karşılıksız seven. Başka kim var? Nereden bize faydası olacak? O da ayrı bir tartışma. Kaldı ki Trump'ın görevi sırasında işte bir Suriye operasyonunu sabah vakti karar verip yeşil ışık yakıp bizden övgü alırken yaptığı konuşmada çok yani ne kadar bildiğini de gösteriyor. Türklerle Kürtler işte 1000 yıldır savaşıyor. Ne var yani biz ne arayalım orada? Onlar savaşsın ben askerimi çekerim diye konuşmalar yaparken birkaç saat sonra kongre üyelerinin baskısıyla, çıkar grupların baskısıyla hemen yine oportunist tavrıyla geri adım atıp ya da korkup tehditler savurmaya başlamıştı Twitter üzerinden. Ciddi ekonomimizi yaraladığı tweetleri oldu. F-35 projesinden çıkmamızı imzasını da yine kendisi vermişti. Evet belki Biden eline bir enkaz bırakmak için son dakikada imzaladı denilebilir ama çok fevri, ne yapacağı belli olmayan ve ciddi etrafındaki danışmanlar ve Amerikan sistemi tarafından etkilenmesi etkilenmiyormuş gibi konuşsa bile ciddi derecede etkilenen, geri adım atan, ne yapacağı belli olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Bu arada tabii bunları görüp ABD'ye baktığımızda Türkiye'deki bütün sıkıntılarımıza rağmen siyasi olarak yani bazen ben diyorum ki ya şükrediyorum yani bizim 5 katı nüfus, dünyanın en büyük ekonomisi, trilyon dolarlar, dünyanın abisi, süper gücü, dört bir tarafta askeri olan bu kadar teknoloji ve ekonomiye sahip bir ülkenin şu duruma düşmesi ve iki tane büyük adayının birisinin yaşlılıktan belki görevdeyken ölmek üzere olan, hiçbir şeyi hatırlamayan, diğerinin de böyle bir oportunist ve bilgisiz bir cahil insandan bahsediyoruz. İkisi de yine 80'lere dayanmış insanlar. Yani koskoca Amerikan sisteminin getirdiği en iyi adaylar bu mudur? Yani tartışılır. Orada ben bizim biraz daha iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ama şu örneğe vermek zorundayım. Yine ülkemizdeki bu manada Trump ve Biden'cılık açısından ya da herhangi bir ülkede kardeşim amiyane tabirle diyorum yani teşbihte hata olmasın. İki tane yılan var karşımızda. Birisi anakonda, birisi kobra. Yani anakonda benim boğazıma sarılsın, oradan beni iyice sıksın, kemiklerimi kırıp daha sonra yutsun ve eritsin beni mi? Yoksa işte kobra gelsin, beni soksun ve ben zehirlenmiş bir şekilde saatlerce sürünerek, ağzımdan köpük gelerek ölmek mi istiyorum? Her ikisi de sonuçta yılan ve her ikisinin sonunda ölüm var. Dolayısıyla burada ne gibi bir beklenti var? Yani bu Trump reis tweetleri, işte Biden en iyisi tweetleri, ben bunu çok algılamış değilim. Biz Ankara bazlı düşünmek zorundayız. Hele ki ABD'de bu kadar tansiyon artmışken bundan sonra bu ikilinin ya da geleceklerin ciddi bir intikam peşinde olacağı ya da fevri davranma tehlikesine karşı bizim onları tutmaktan ziyade hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü ABD sistemi ben her zaman anlatıyorum. Anlamamakta insanlar ısrar ediyor. Böyle bir süper güç tek bir odaktan idare edilmiyor. Bir sürü güç grubu var. İstihbari örgütler, kurumlar, diasporalar, ajanslar, sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları, başkan, kongre, partiler ve şirketler özellikle yani multinational corporation dediğimiz uluslararası artık olmuş devletlerden büyük şirketler bunlar belirliyor. Bunların birbiriyle çatışması içerisinde yürüyen bir noktada bir tane başkan adayının gelip biz Suriye'den çekiliyoruz, PKK'ya karşı da size yardım edeceğiz. Yunanistan'ı artık tutmuyoruz. Kıbrıs'ı da tanıdık. Karabağ'da şöyle yaptık diyebileceğini ya da bu konuda bize yardım edebileceğini düşünmek yani hafif tabiriyle saflık diyelim. Cahillik diyelim. Öngörüsüzlük diyelim. Daha başka şeyler söylemeyelim. Çünkü maalesef bazı küçük de olsa bir grup sosyal medyada bu gruplar tarafından da desteklendiği ya da finans sağlandığı da belli. Çünkü
ABD'nin derdini bizim ülkemizin içerisine sokup bizim derdimiz gibi lanse ediyor. Bundan da uzak durmak lazım. Tabii bu cinayetle ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeler olacaktır. Bakalım bunun sonu bu sefer net bir veriye dayanacak mı? Yoksa bir sürü soruşturma komiteleri kurulacak, öyle olacak, tartışmalar olacak, unutulup gidecek ve insanların aklında bir komplo teorisi olarak mı kalacak? Bilinmez. Zaten Trump yolunu alıp gitmişti. Bunun ardından herhalde farkı da açmıştır. Tabii bu %100 diyemeyiz ama ABD seçmeninin eğitim seviyesi de çok şüphelidir. Ne yapacağı belli olmaz. Yani dolayısıyla kesin olacak diye de yola çıkmayın. Yine belki Biden geri dönebilir. Çünkü Trump'ın da çok enteresan hareketleri olabiliyor. Kendisine seçimi kaybettirebilecek ama şu aşamada görüntü sanki zaten farkı açmıştı. Bir de bunun üzerine bu mesele gelince zaten hiç şansı yok. Ama bu suikast teşebbüsünün çok böyle dediğim gibi mağduriyet üzerinden değil ama bir ihtimal, dediğim gibi elimizde ispat veri yok ama başka şekilde elimine edemeyeceklerini düşünüp bu genci radikalize edip oraya yollamış ya da onu oraya itmiş de olabilirler. Bu da zaten araştırma bakalım verecek mi böyle bir veri, vermeyecek mi? Ama her şartta tansiyonun yükseldiği de aşikar. Son olarak dediğim gibi şuna çok dikkat etmek lazım. Biz tabii ki buradan çok seviyoruz bazen magazini. Dış ülkelere bakarken tamamen rasyonalite açısından ve artısı eksisinde göreve geldiğinde bize ne fayda sağlayacak ne zarar sağlayacak ona göre gardımızı almakla ilgili çalışmamızı yapmamız gerekiyor. Yoksa Biden'mış, Trump'mış, işte Almanya'da Scholz'muş ya da diğer tarafta Macron, Le Pen'miş. Bunların hiçbirinin bize faydası olmaz. Hatta bazen gelen gideni arattırır derler ki zaten Biden 2-3 yıldır yani bize karşı değil dünyaya karşı yapacak hiçbir politikası yok. Çünkü ayakta duramıyor. Herkes tarafından şamar oğlanı edilmiş ve istediği gibi kullanılan bir adamdan bahsediyoruz. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. Eldeki verilerle ilgili şu an anlatacaklarım bu kadar. Takip etmeyi unutmayın. Abone olun mutlaka. Yorum yapın, beğenin, paylaşın. Eleştirilerinizi de getirin. Ona göre kendimizi düzeltebileceğimiz, daha iyi bile yapabileceğimiz taraflar varsa bunu düzeltmeye çalışırız. Önümüzdeki hafta bu programla ilgili daha tafsilatlı bir şey yapmak istiyorum. Bir sürpriz konuğum olabilir özellikle ABD konusunda uzman. Ama dediğim gibi şu an söz vermeyeyim. Böyle bir ihtimal var. O zaman daha geniş ben de soru cevap şeklinde hem kendim hem de sizi bilgilendirmiş olmak isterim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Yine görüşmek üzere. HRA Jeopolitik'ten ayrılmayın.